Önce mimari tasarımda yangın güvenliği dersinde ağırladığımız değerli misafirimiz Alican Kabataş bugün bizlerle birlikte. Haftaya değine ekip arkadaşlarından Coşkun Bey'di yanılmıyorsam bizlerle birlikte olacaktı. Çok özel bir konumuz var. Mimarlar için yangın söndürme sistemlerinin tasarımı olan etkisi bu konuyu anlatacak. Onun yanı sıra arkadaşlar bugün önemli bir gün. Bizim açımızdan hüzün dolu bir gün. 10 Kasım Atatürk'ü kaybetmemizin yıl dönümlerinden biri. Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü her zaman olduğu gibi bugün de saygıyla ve özlemle anıyoruz. Yine önceki yıllarda bahsettiğimiz, yakın zamanda kaybettiğimiz değerli bir hocamız var. Abdurrahman Kılıç hocamız, profesör, doktor. Yangın güvenliği ile ilgili duayen isimlerden biri. Onu da belki aklınıza takılırsa bir köşesinde kalsın. İnternet üzerinden arayabilirsiniz. Bilgilerinizi tazelemek adına. Lütfen dikkatli dinleyelim sunumu. Sunum değerli ve siz bu sunumdan sorumlusunuz. Tanıtmaya da gerek yok diyorum. Alican Bey'e ben hemen sözü bırakıyorum. Sağ olun hocam. Şöyle paylaşalım sunumu. Arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Geldi mi hocam ekran? Geldi şimdi. Evet. Bu ders Türkçe ama geçen sefer İngilizce seansa Türkçeden sunum yapmıştık. Bu sefer dedim Tamam. kıya İngilizce seansa geçelim. Aynı sunumu Tamam. Türkçe yapacağız hocam. Aslında şöyle İngilizce terimlerin bilinmesinde zaten fayda var. Fayda Çünkü oluyor. Türkçe'de çok kaynak çok kısıtlı. Yani özellikle yangın güvenliği tarafında Türkçe kaynak çok kısıtlı. Aramayı İngilizce yapmak gerekiyor birçok konuda. Bana soruyorlar hani nasıl hemen buluyorsun diye danışmanlık yaptığımız yerlerde de. Valla Google'a yazıyoruz. Öyle Önemli olan mi? nasıl yazacağımızı bilmek yani. Çünkü Google'a yazdığınızda kodların o ilgili bölümlerini çıkarıyor Google. En azından hangi kodun hangi chapter'ına bakacağımız konusunda biz çok faydalanıyoruz. Yani internet araştırması yaparken hangi kodun hangi bölümüne hangi chapter'ına bakacağımızı hep Google'dan buluyoruz yani. Öbür türlü çok vakit alıyor. Aynen Curtain Wall mesela Curtain Wall'u bilmeden cephe tasarımı yapmak mümkün değil. Ben şimdi Hep şunu soracağım. perde duvar gibi gelir insana. Evet. Curtain Wall derste de bahsettik. Nedir arkadaşlar diye söyleyecektim. Cevabını aldık. Curtain Wall Evet. perde duvar gibi geliyor, direkt çeviriyor. Evet. Ama giydirme cephe diye çevirebiliriz. Bu Evet. sebeple İngilizce terimlere hakim olmanız gerekiyor. Hem yurt dışı projeler için hem yangın güvenliği açısından, yapı malzemeleri tanımak açısından. O sebeple sunumumuzun İngilizce olması da, aslında sunum İngilizce üstüne Türkçe anlatmak çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum ben de. Evet, başlıyorum o zaman. Yine sizin söylediğiniz gibi bugün 10 Kasım özel bir gün bizim için. Hani bu dersi burada bu şekilde yapabilmemizi sağlayan ülkemizin kurucusu Atatürk'ü kaybettiğimiz gün. Bu vesileyle de saygıyla, rahmetle anıyoruz. Onun yolundan gitmeye özen gösteriyoruz. Bu da bizi mutlaka ileri seviyelere taşıyacaktır. Umarım hepimiz için aynıdır. Şimdi biz 2 sene önce Gökçe hocamın bahsettiği gibi dersi yaptık mimari yangın güvenliği tasarımını ama zaten sizin için bu bir dersin bir parçasıydı sadece. Mutlaka akılda kalan şeyler olmuştur ama bugün de bir hızlıca bizim mekanik sistemleri anlatacağız. Yani mekanik sistemlerde mimarların dikkat etmesi gereken konuları anlatacağız ama hani bunların etkilediği hususları da tekrar bir gözden geçirelim istedik. Son yaptığımız dersten bu yana bir yönetmelik değişikliği oldu. 2001 yönetmeliği yayınlandı bu sene. 2001 yönetmeliğinin genel kavramları aynı. Onlarda bir değişiklik yok. Genel kuralları da aynı. Ne oldu? Orman yangınlarıyla ilgili bazı maddeler eklendi. Yani geçtiğimiz sene yaşadığımız, ondan önceki sene yaşadığımız orman yangınları sebebiyle yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. Bu konuya ilgi duyan varsa hocamın söylediği gibi haftaya bizden Coşkun elektrik sistemlerini anlatacak yine mimarlar için. Bu orman yangınları kısmındaki komisyonda Coşkun da var bizim ekipten. Onunla da tartışabilirsiniz. Doğrusu eğrisi ne yapıldı, neye gerek var, nasıl önlem alınıyor, alınmıyor. Coşkun bu konulara çok hakim. Ben o kadar hakim değilim.
Bir de bu yeni yönetmelikte kapalı otoparklara LPG'li araçların alınabilmesiyle alakalı maddeler geldi artık. Yönetmeliğe göre kapalı otoparklara LPG'li araçlar alınabiliyor. Ama tabii bunun şartları var. O şartlar da okursanız çok mümkün olmadığını görürsünüz. Böyle değişik bir yönetmelik revizyonumuz oldu. Bir de tabii ki biliyorsunuz NFPA 101, NFPA 5000 var bizim bu işin Bible'ı dediğimiz. Yani bunlar olmadan uluslararası nitelikte yüksek bir bina tasarlamak pek mümkün değil açıkçası. Kavramlarımız vardı hatırlarsanız. Bina yüksekliği, yapı yüksekliği ve yüksek bina olarak. Bina yüksekliği dediğimiz şey tabii zeminden. Yani uluslararası standartlara göre itfaiye aracının dolaşabildiği zeminden çatıya kadar olan yükseklik. Yapı yüksekliği ise bodrum katları da dahil eden yükseklik olarak geçiyor. Bina yüksekliği 21,5, yapı yüksekliği 30,5 geçen binalarda yüksek bina olarak tanımlanıyordu. Bu da bunun bir böyle şematik gösterimi biraz daha kolay anlaşılması için. Hani ayrımını gösteren. Uluslararası standartlarda yapı yüksekliği çok bir anlam ifade etmez bu arada. Uluslararası standartlar genellikle bina yüksekliğine bakar. Onun da sebebi itfaiye aracı geldiği noktadan ulaşılabilerek müdahale edilebilen bir bina mı, edilemeyen bir bina mı bunu değiştirir. Aslına bakarsanız hepiniz belki duymuşsunuzdur. Geçen haftalarda Fikirtepe'de bir yangın oldu. Binanın tepesindeki yanıcı malzeme boydan boya yandı. İşte aslında yüksek bina dediğimiz bu. Yani bina yüksek bina olduğu için aşağıdan o cepheye müdahale edemiyorsunuz. O cepheyi söndüremiyorsunuz. Olanaklarınız çok sınırlı. Binanın dışından binada olan bir olaya erişiminiz zor. Düşük katlı bir bina olsaydı dışarıdan söndürürlerdi zaten o yangını. Öyle boylu boyunca bir süre bitene kadar malzeme yanmazdı. Aslında bir mimar olarak bilmemiz gereken yani bina yüksek olunca ne oluyorun temel sebebi itfaiye aracını yanaştırdığımda yanına ben buna dışarıdan her şeyle müdahale edebiliyor muyum yoksa edemiyor muyum ona bakıyor. O yüzden de uluslararası standartlar çatıya değil binanın kullanılabilen en üst döşemesine kadar ölçer bunu. Bu da bir bilgi olarak kalsın. Şimdi biz yüksek binaya geçince ne oluyor? Yani biz mimar olarak yüksek bir bina yapacağımız zaman ne oluyor bilmemiz lazım. Bugün İngilizce seansta da anlattım. Örnek veriyorum 51,5 metreye geçince konut binalarında otomatik sprinkler sistemi zorunlu oluyor. Bugün İstanbul'a bakarsanız 51 metre çok fazla konut binası görürsünüz. Yani 51,5 değil 51'de bırakmışlar binayı. Neden? Sprinkler sistemi yapmıyorlar, acil durum asansörü yapmıyorlar, acil anons sistemi yapmıyorlar gibi bunun belli avantajı olarak görülen şeyleri var. Kıstasları var. Siz de bir mimar olarak yüksek bina yaparken 51,5 metreyi geçtiğinizde artık şunu bilmeniz lazım. İşverene hani bak biz 51,5'u geçiyoruz. Burada sprinkler gerekecek. Acil durum asansörü yapmamız gerekecek. Bunlar işte bize şu artıları, bu eksileri var diye konuşabilen yetkinlikte olmamız gerekiyor. Çünkü hani siz Türkiye'nin iyi okullarında eğitim almış, iyi mimarlar olarak bu sektöre girdikten kısa bir süre sonra artık proje yöneticisi olarak çalışmaya başlayacaksınız. Dediğim gibi 51,5 metreye geçen konut binalarında, konut harici binalardaysa 30,5 metreye geçtiğinde yapı yüksekliği, sprinkler sistemi yönetmeliğe göre zorunlu hale geliyor. Otel ve yatakhane gibi uyunan binalarda, yani konut gibi binayı bilenlerin uyuduğu değil de misafir olarak gelip uyudukları binalarda, 21,5 metre gibi daha düşük bir sınır var. Çünkü yangın güvenliğinde arkadaşlar iki konu vardır. Yani tasarım kriterlerini belirleyen ana esas iki husus vardır. Bir, binadaki kişiler binayı tanıyor mu? Yani her gün girip gittikleri ve avuçların içi gibi bildikleri bir bina mı? Ki mesela siz veya ben bir AVM'ye gittiğimizde bunu çok iyi bilmeyiz. Bir otele gittiğimizde bilmeyiz. Bir misafir olarak bir eğlence merkezine gittiğimizde bilmeyiz. Ama konutunuzu bilirsiniz, oturduğunuz ofisi bilirsiniz, geldiğiniz okulu bilirsiniz. Bunlar değişkenlik gösterir tasarım kriterlerinde. Otel ve yatakhanelerde gelenler bilmezler genelde binayı ve uyurlar. Uyunan binalar da oldukça önemlidir tasarım kriterlerinin belirlenmesinde. O yüzden bunların yüksekliği biraz daha düşük.
Onun dışında yüksek binalarda landing valve dediğimiz, aslında sahanlık vanası Türkçe çevirisi. Bizim Türkçe'de de itfaiye su alma ağzı dediğimiz. Yani profesyonel ekiplerin bağlayıp su aldıkları sistem zorunlu hale gelir ki yine aslında gelirler binanın içinden hortumlarıyla yukarı çıkarıp hortumlarını bu landing valve'e bağlayıp su alır ve suya profesyonel müdahalede bulunurlar. Duman tarafındaysa yine yapı yüksekliği 51,5 geçtiğinde basınçlandırma sistemi zorunlu hale geliyor. Bir yapı yüksekliği 51,5 geçmese bile merdiven yuvanızın, merdiven kovanızın yüksekliği 30,5 geçiyorsa veya merdiveniniz 4'ten fazla bodrum kata hizmet veriyorsa basınçlandırma sistemi zorunlu. Bir de 51,5 metre geçtiğinde bina acil durum asansörü yapma zorunluluğumuz var. Acil durum asansöründe basınçlandırma zorunluluğumuz var. Çünkü aslında acil durum asansörü binada yangın olduğu durumda da kullanılması gereken bir asansör olduğu için kuyunun içine duman girmemesi için bunun basınçlandırılması lazım. Bu oldukça önemli. Bir de bizim koridor duman egzoz sistemi var. Koridor duman egzoz sistemi de bir yangın olduğunda aslında kattaki dumanın dışarı uzaklaştırılabilmesini sağlamaktır. Örnek veriyorum, burada ben şu an Antil'i görüyorum, yüksek bir bina. Bu binanın bütün çevresinde konutların camları var. Aslında binanın çekirdeğinin dışarı bakan bir camı yok orta koridorlarının, ki çoğu böyledir binaların. Burada bir duman olduğunda bunu dışarı atabilmeniz lazım. O yüzden genel koridorlarda duman egzozu yapılır yüksek binalarda. Otellerde ise yine yüksek bina sınırı olmakla beraber bir koridor 45 metreyi geçiyorsa orada da ya ara zon kapıları takılması gerekiyor ya da koridor duman egzoz sistemi yapılması gerekiyor. Şimdi bizim siz yani mimar olarak mekanikle çakıştığınız ilk nokta bu. Şu anki slide'da gördüğünüz husus. Bu bir tek bizim Türkiye yangın yönetmenimiz de var. Uluslararası standartlara göre sprinklerle korunan binada bir daha parapet talep edilmiyor. Ama bizim yönetmenimiz de var. Bu işte curtain wall aslında muhabbeti buradan geliyor. Siz giydirme bir cephe yaptığınızda, cam bir cephe yaptığınızda eğer katların arasındaki döşeme geçişlerinde 100 santim yüksekliğinde bir parapet yapmazsanız, ki bunlar genellikle spandrel paneller, yani iki tane alüminyum levha arasında taş yünü doldurulmuş paneller kullanılarak yapılır. O zaman bunu yapmazsanız bu bir görsel olarak sürekliliği bozan bir şeydir. Parapet yaptığınız zaman şeffaf gelen camlarda birer metrelik kat geçişlerinde daha mat bir spandrel panel görürsünüz. Özellikle gece çok belli olur bu. Çünkü ışık yanan kat, iki ışık yanan kat arasında bir tane mat siyah bir bant görürsünüz. Bunu yapmak istemezse mimar, yani tamamen bir şeffaf cephe oluşturmak isterse, sadece döşemeleri göreyim isterse, o zaman içeriden bir cephe sprinkler koruması yapılması lazım. Ve bunu mimarın mekanik tasarımcıya söylemesi lazım. Yani benim binamda spandrel panel yok. Ben bu binaya 100 santim yüksekliğinde parapet yapmadım. O yüzden sen içeriden bu uygunsuzluğu yönetmeliğe uygun hale getirebilmek için sık sprinkler yerleşimi yap diye mimar olarak sizin mekanik tasarımcıyı uyarmanız lazım. Geçiyorum. Bunu hatırlatma amacıyla koydum dediğim gibi. Kırmızı oklarla gösterilen mesafeler tek yönlü kaçış mesafesi. Daha sonra koridora çıkıp İki tane alternatif oluştuğunda ise iki yönlü kaçış mesafesine geçiş yapıyorsunuz. Sprinkler olan binalarla sprinkler olmayan binalarda bu kaçış mesafeleri birbirinden farklı. Hep şeyi konuşuruz. Bize ararlar tasarım yaparken, işte bu siz binada sprinkler gerekli mi? Şimdi sprinklerin gerekli olmasının iki dolaylı ve dolaylı olmayan yönü var. Dolaylı olmayan, yani direkt olan yönü, bina yüksekliğine bakarsınız, yapı yüksekliğine bakarsınız ve yönetmeliğe göre sprinkler gerekiyor mu gerekmiyor mu onu kontrol edersiniz. Gerekiyorsa zaten yapılır. Gerekmiyorsa bu sefer dolaylı olan tarafa bakmanız lazım. Yani ben bu binayı sprinkler yapmadan kaçış mesafeleri, merdivenlerin konumları olarak acaba yapabiliyor muyum? Çoğu zaman merdivenleri ve kaçış yollarını, olan kıstasları bozmak yerine binaya sprinkler yaparlar ki mimari olarak daha kolay bir çözüm üretebilsinler. Bu da mimarlardan gitmesi gereken bir talep. Şimdi burada yine bir hatırlatma olarak, hani ölü koridor şöyle yapalım.
ölü koridor uzunluklarımız, tek yönlü kaçış mesafelerimiz, yani bir alternatif bulana kadar ve alternatif bulduktan sonraki iki yönlü kaçış mesafelerimizin ölçümlerini hatırlatma bağında buraya ekledik. Buradan devam ediyorum. Şimdi bizim yönetmeliğimizin tablosu da zaten görüyorsunuz. Şimdi tek yönlü mesafenin tanımlandığı bir tablo var. İki yönlü mesafenin tanımlandığı bir tablo var ve ölü koridorun tanımlandığı bir tablo var. Gördüğünüz gibi ölü koridor sprintler varsa 20, sprintler yoksa 15. Tek yönlü mesafe sprintler varsa 25, sprintler varsa 15 değişiyor. İki yönlü mesafe sprintler varsa 60, sprintler yoksa 45 olarak bu şekilde değişkenlik gösteriyor. Şimdi bunu bize ne yapıyor, bu bize ne getiriyor? Örnek veriyorum, bu binayı böyle yapıyorsunuz şu şekilde. Bu binayı yaptınız, tasarladınız ama örnek veriyorum bu mesafe 15 metreyi aştı. Şu mesafe gitti 15 metreyi aştı. Büyüktür 15. Sprintler zorunlu değil binada. Ya siz bu koridorunuzu kısaltacaksınız, odanızı küçülteceksiniz, ortaya yeni merdivenler ekleyerek iki yönlü kaçış mesafelerini sağlayacaksınız. Bu bir yöntem. Yani mimariyi üzerinde oynayarak uygunluk sağlayacaksınız. Ya da binaya sprinkler yapıp bu koridoru kurtaracaksınız. Bu mesafelerin uzamasını sağlayarak, değişiklik yapmadan sadece sprinkler ekleyerek çözeceksiniz. Bu bir aslında optimizasyon çalışmasıdır. Yani mühendislik, mimarlık değerlendirmesidir. Binayı mı değiştirelim, binanın formunu mu değiştirelim, statiğiyle mi oynayalım yoksa hayır biz çok güzel bir tasarım yaptık, bina verimliliklerimiz, çekirdek verimliliklerimiz çok yüksek, onun yerine sprintler mi yapalım kararını aslında mimar verir. Neden? Çünkü orada siz değerlendireceksiniz bunun artısı ne, eksisi ne, getirisi ne, götürüsü ne ve diyeceksiniz ki hayır ben bu mimariyi böyle çözüyorum, sprintler yapalım veya yok canım buraya da sprinkler yapmayalım. Örnek veriyorum, bir iki katlı bir yer yapıyorsunuz, üç katlı bir yer yapıyorsunuzdur. O zaman da hayır sprinkler yapmayalım, ben bunu uygun hale getireyim diye karar verip tasarımımızı ona göre ilerletmeniz lazım. Bu tek yönlü mesafelerin ölçümü, bunların kurtarımını bir önceki derste yapmıştık. Dediğim gibi sprinklerin veya diğer mekanik sistemlerin kaçış sayısına olan bir etkisi yok ama kaçış sayılarının düzenlemesine olan bir etkisi var. Hatırlarsanız 50 kişiyi geçtiğimizde ikinci bir kaçış yapmamız, yolu yapmamız gerekiyordu. İkinci kaçış yolu yapmamızı yaptığımızda da bu kaçışların arasında bir minimum mesafe kuralı var. Bu kapıları yan yana yerleştiremiyoruz. Çünkü bunun amacı oda içerisinde yangın nerede çıkarsa çıksın, kişinin bir şekilde odadan dışarı çıkabilmesini sağlamak. Sprinkleriniz yoksa bu odanın diagonal yani en uzun ölçüsünün yarısı kadar mesafe bırakmanız lazım bu iki kapı arasında ki bu iki kapı birbirine alternatif olarak değerlendirebilsin. Ama sprinkleriniz varsa bu değer biraz daha rahatlayarak 1/3'e düşüyor. Aslında bu kağıt üstünde hani yarımla 1/3 üstünde ne fark vardır gibi düşünülse de aslında birçok yerde, birçok konuda bizi çok rahatlatıyor. Örnek vermek gerekirse AVM'lerde mağazalar genelde dar cephe ama uzun içeriye doğru uzayan formlarda olur. AVM kiralarken belli bir oran vardır. Örnek veriyorum şu kadar metrekareye şu kadar cephe veririm gibi. Genellikle de cepheleri AVM'lerde daha dardır. Bunların arkasında da bir servis koridoru olur. Hem buradan servis koridoruna çıkarsınız hem de AVM'den dolaşım alanına çıkarsınız. Ama bazı mağazaların bu servis koridorlarına erişimi yok. Ne oluyor? Şu mağaza şöyle alıyor, bunun arkasını da alıyor ve bunun servis koridoruna erişimini engelleyebiliyor. Böyle olduğunda sprintler olmasaydı eğer şu mesafeyi cephede sağlamanız çok zor olabilirdi. Ama sprintler olduğu için diyorsunuz ki tamam bir tane kapı böyle ben veririm, bir tane böyle veririm. Bunlar birbirine alternatif olur diyorsunuz. Aslında bu da sizi çoğu zaman birçok dertten kurtarıyor. Mekan olarak değil, binanın kendisi için bakarsak da biliyorsunuz yönetmeliğe göre diagonal uzunluğun 1/2 kadar sprintler yoksa 1/3 kadar merdivenler arasında yürüme mesafesi olması gerekiyor bizim yönetmeliğimize göre. Hal böyle olunca siz sprintler yaptığınızda çok daha küçük bir çekirdekle bu işi çözebiliyorsunuz. Sprintler olmasa
biraz daha uzaklaştırmanız gerekecek ve bu çekirdeğiniz şöyle olacak. Biliyorsunuz şu an artık iyi bir mimarımın karşılığı ne kadar verimli bir çekirdek tasarlayabildiğinizle ortaya çıkıyor. Çekirdeğiniz ne kadar küçükse o kadar verimli bir çekirdek oluşturuyorsunuz ve kiralanabilir, satılabilir alanlarınız o kadar artıyor. Yani yatırımcıya o kadar dönüş sağlıyorsunuz. O yüzden şu an bütün çalışmalar, bütün amaçlar hep daha küçük, daha verimli, daha kullanışlı bina çekirdekleri oluşturma üzerine dönüyor. Ve bu bina çekirdeğini tasarlarken mekanik sistemlerin size getirdiği avantajları bilirseniz buna uygun olarak alternatif çözümler üretebilirsiniz. Alternatif önerilerde bulunabilirsiniz. Devam edelim. Bir de biliyorsunuz bu merdivenlerin bina dışına tahliye konusu var. Merdivenlerin en az yarısı doğrudan bina dışına çıkması gerekiyor. Geri kalan yarısını ise zemin katta veya adı zemin olmak zorunda değil ama bina dışına ulaşabilen bir katta bina içine tahliye edebiliyorsunuz. Ne oluyor? Şöyle bir mesafeniz var. Yani merdiveni tahliye ettiğiniz noktadan binanın dışına ulaşım yaptığınız noktaya kadar bir yol kat etmeniz lazım. Bunun da bir sınırı var. Yani bir sınırlandırma getiriyor Türkiye yangın yönetimine. Sprinkler varsa 15 metre, sprinkler yoksa bu 10 metreye düşüyor. Yani sprinkler olmayan binada siz ister istemez merdivenleri cepheye yaklaştırmak zorunda kalıyorsunuz. Merdivenleri cepheye daha yakın yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da giydirme cephe veya cam cephe bina düşünürseniz aslında cephelere ne kadar yakın solid elemanınız olursa aslında görüntü o kadar çirkinleşmiş oluyor. Siz ne kadar içeri alabilirseniz bu şeyi yapıyı, şu blok yapıyı o kadar daha güzel bir görüntü, o kadar daha verimli bir lobi alanı tasarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi yine bunlar da mimarın aklının bir köşesinde olursa bu merdiveni nasıl daha içeri çekebilirim, nasıl daha güzel bir tasarım yapabilirim konusunda size alternatif yollar kazandıracak bilgiler. Peki şimdi bu mekanik sistem tasarımlarında yani highlight diye isimlendirdiğimiz ama aslında bu tasarımın trik noktaları yani mimar olarak sizin bilgi sahibi olmanız, mekanikçi, elektrikçi yanlış yapsa bile düzeltmeniz gereken hususları konuşacağız. Yani bugün konuşacağımız konularda mimar olarak, iyi bir mimar olarak minimum bilgiye sahip olmanız gerekiyor ki yanlış yapmayın veya sizin mekanik tasarımcınız yanlış yapsa bile bunu düzeltebilin. Şimdi birinci konu yangın pompa dairesi. Bizim sulu söndürme sistemlerinin kalbi bu yangın pompa dairesi. Yangın pompa dairesini düzgün yapmak zorundayız. Çünkü burada oluşabilecek bir hata bütün binayı tehlikeye atıyor. Birinci olay yangın pompa dairesinin binanın neresinde yangın çıkarsa çıksın etkilenmemesi. Bundan olumsuz etkilenmemesi lazım. O yüzden bir kere bu yangın pompa dairesi binanın geri kalanından yangına 2 saat dayanımlı olarak ayrılıyor. Bir kere birinci kural bu. Biz artık diyoruz ki yangın pompa dairesi kardeşim başlı başına ayrı yangına dayanı bir zondur ki her zaman güvenli olsun. Bir ikinci konu, şimdi bunu geçtik. Bir ikinci konu bu yangın pompalarına bir su lazım. Yani en azından tasarım yaparken yangın pompaları 60 dakika boyunca aralıksız çalışabilecek şekilde biz tasarım yapıyoruz. Peki bu su nerede olacak? Şimdi yangın pompa dairesini buraya koydum. Su deposunu gidiyor, mimar buraya koyuyor. Şimdi ben bu suyu buradan alayım da borularla buna mı taşıyayım? Yani bu çok olacak bir iş değil. İki sebepten değil. Birincisi pratik bir çalışma değil bu boruların buraya gelmesi. Bir ikincisi de mekanik açıdan pompaların emiş taraflarında kaybın en aza inmesi lazım. Yani pompaların emişlerinin rahat bir şekilde yapılması lazım. Bir minimum emme yükü dediğimiz bir olayları var bu pompaların. Bunların altına düşmememiz lazım. O yüzden pompaların, yangın pompalarının su depoları yangın pompa dairesinin yanında olur. Uzakta olmaz. Yani ben hiç bunların duvarlarından birbirlerine ulaşım sağlayabilmem lazım. Buna göre yerleştirmem lazım. Buna göre eğer zemin yani toprağa oturmuyorsa statiğini buna göre çalıştırmam lazım. Bunu da geçtik. Bunu da konuştuk. Bir de nedir? Binanın neresinde yangın çıkarsa çıksın.
Bizim bu pompa dairesine erişmemiz lazım. Neden erişmemiz lazım? Pompa çalışmıyor olabilir, müdahale etmemiz lazım. Pompalara kontrol etmemiz lazım çalışırken. Atıyorum 30 dakikadır, 40 dakikadır çalışıyor. Bir inip yanlarına bakmak lazım. Isınma var mı, sıkıntı var mı? Pompaların yanına gidip su deposuna bakmak, kontrol etmek lazım. Yani bina yangın varken binada girilip çıkılabilmesi gereken bir alan bu. Bunun da tek yolu yangın merdiveninden doğrudan bir yangın pompa dairesine bir geçiş vermek. Yani atıyorum şurada cayır cayır araba yanıyor olsa bile benim şu merdivenden aşağı inip şu pompa dairesine girip gerekli kontrolleri sağlayabilmem lazım. Bu uluslararası standartlarda çok açık ve net yazılı bir kural. Diyor ki eğer yangın pompa dairen bodrum kattaysa merdivenden ulaşım sağlayacaksın. Yani çok net bir şekilde söylüyor bunu. Bizim yönetmekte yazmasa da bunu yapmak zorundayız. Bunu yani yangın pompa dairesini buraya yerleştirmeyin arkadaşlar. Çok güzel yer var burada. Rampayı kesmiyor, otopark sirkülasyonu bozmuyor deyip buraya koymayın. Bu yangın pompa dairesini bir şekilde şu merdivenlerden birine bağlamamız gerekiyor. Bu da bir aklımızın bir kenarında duracak hususlardan biri. Eğer dizel yangın pompası kullanma gibi bir talebi varsa mekanikçinin bunu size söylemesi lazım ve sizin buradan direkt bir hava alışı için kurangilez açmanız lazım. Eğer kurangilez açamıyorsanız, temiz hava aldıramıyorsanız o zaman mekanikçiye diyeceksiniz ki benim yangın pompa daireme ben taze hava aldıramıyorum. Kusura bakma sen dizel pompa kullanamazsın. Sen iki tane elektrikli pompa al gel kardeşim. Tasarımını buna göre yap diye mimar olarak sizin onlara söylemeniz lazım. Bir diğer konu bu çok kavgaya gürültüye sebep olur şantiyede atlanması halinde. Ara teknik kat. Şimdi bizim yangın sistemlerinde özellikle sulu sistemlerde en üstte minimum 4 bar, en altta maksimum 12 bar gibi bir sınırlamamız var. 4 bar sistemin çalışması için en az basınçtır. Aşağıdaki 12 bar ise sistemi kullanabilmek için, sistemin patlayıp çatlamaması için maksimum basınçtır. Şimdi bir şeyin en altında maksimum, en üstünde minimum bir sınır girdiğiniz zaman bunun bir yüksekliğinin sınırı oluyor. Çünkü burada 12 bar girdiğinizde, şimdi siz mimarsınız artık bunları unutmuş olabilirsiniz ama her 10 metrede bir zaten 1 bar statik basınçtan kayıp gidiyor benim. Yani ben toplam 80 metre çıktığımda hiç kayıp olmasa bile benim 4 bara düşüyor 12 bar. O yüzden bunların optimum yüksekliği bir zonda en fazla 45 metre yapabiliyorum ben. Bir şey basınç zonunu en fazla 45 metre yapabiliyorum. Zon yüksekliği 45 metreyle sınırlı. Zaten bu bizim yönetmelikte de yazılı. Şimdi birinci 45 metreye çıktım, ikinci 45 metreye çıktım, üçüncü 45 metreye çıktıktan sonra artık benim şeylerim aşağıdaki ana yangın pompa dairemden besleme sınırımı aşmış oluyor. Bana bir tane ara yeni bir tane pompa dairesi gerekiyor ki bu 135 metrenin üstündeki zonları besleyebileyim. Yani şu demek oluyor bu. 135 metreden yüksek bina yapıyorsanız bilin ki binanızın ortasında bir yerinde bir kat veya yarım kat bir teknik alanı ayırmak zorunda kalacaksınız. Bunu önceden planlamazsanız 4 tane 5 tane daireyi iptal etmek zorunda kalırsınız. Bu da ortalığı ayağa kaldırır. O yüzden aklınızın bir köşesinde yani ben çok yüksek bina yapıyorsam belli ki bu binanın ortalarında veya en üstünde bu da bir yöntem bu arada bu binada ortada yaptık. Bu arada bu bina Türkiye Cumhuriyetleri'nin en uzun binası. Nest One diye geçiyor Özbekistan'da. Çok böyle olay getiren, olay yaratan böyle farklı komşu milletlerden gelip gördükleri bir bina. Yeni bu sene bitiyor, açılacak. Bunu da ortada yaptık. Bunun üstte yapılanları da oluyor. Genelde Azeriler falan üstte sever bunu. Üstte yaparlar, en üstte. Bunun yöntemleri var ama bilin ki yukarılarda bir yerde bir teknik aciminiz olacak. Hem yer kaybedeceksiniz hem de buraya örnek veriyorum 50 ton bir su deposu gelecek. Ağır cihazlar gelecek. Diğer ısıtma soğutma ekipmanlarında da zonlama isteyecekler. Onlar gelecek. Bu katın statiğini de böyle çalışmak lazım. Biliyorsunuz statik sonradan değiştirilen hani böyle buraya kadar ince geldim. Şurada kolunu kalınlaştırayım sonra yine incelteyim denen bir şey değil.
bir yeri taşıyan elemanın temele oturana kadar devam etmesi lazım. Yani siz sadece şu katı taşımak için yaptığınız konstrüksiyonu temele oturtmak, taşıtmak zorundasınız. O yüzden bunları önceden planlamazsanız sonradan çok majör değişikliklere sebebiyet verir. Bir önceki derste de konuşmuştuk hocamla. Aslında benim size burada bahsettiğim şeyler sizin elinde sonunda öğreneceğiniz şeyler. Yani bunu öğrenmeme ihtimaliniz, bugün konuştuğumuz şeyleri öğrenmeme ihtimaliniz yok. Bir şekilde öğreneceksiniz. Bunun iki yolu var. Biri, biz yaptık bu hataları. Hepsini yaptım. Ben burada anlattığım hataların hepsini yanlış tasarımının içinde olduğu projelerde yer aldım. Ya bizim yaptığımız hatalardan ve ödediğimiz bedellerden öğreneceksiniz. Ya da kendiniz yapıp kendiniz öğreneceksiniz. Bu artık sizin tercihinize kalmış. Ama işin sonunda bunları hepiniz çok iyi bileceksiniz. Onu söyleyeyim. Bir diğer konu da geçersek yangın pompa dairesine. Diğer konuda bu sprinkler ve sulu söndürme sistemlerine ve itfaiye su alma hızını besleyen kolon hatları. Yani aslında bizim borularımız, suyu taşıyan borularımız ve bunların ucuna takılı olan itfaiye su alma hızları profesyonel müdahale için. Bunların arkadaşlar merdivende olması lazım. Yani çünkü bunlar yangın anında kullanılacak, yangın anında müdahale edilecek elemanlar. Yangın anında kullanılacak ve müdahale edilecek elemanları koyabileceğimiz yer yangın merdivenidir. Çünkü yangın merdivenine yangın anında ulaşıp güvenli şekilde çalışabilirsiniz. Katın içindeki yerler için aynı şey geçerli değil. Şimdi bunu peki nereye yerleştireceğiz? Şimdi bu bizim merdiveninin kol genişliğinden itibaren bir yay çizdiğimizde bu yayın içine hiçbir şekilde sabit eleman sokamazsınız. Yani bu yayın içinde hareketsiz, sabit duran hiçbir nesne bulunamıyor. Kesinlikle yasak. O yüzden sizin bu yayı çizdikten sonra şuralarda kalan ölü alanlardan yer belirleyip bunların boyutlarını mekanikçiden alıp ya riserlarınızı yani kolon hatlarınızı ve itfaiye su alma hızlarınızı yerleştirmeniz lazım. Bunları yerleştirdikten sonra bir de bizim her kata girişte pat giriş vana grubu dediğimiz İşte üzerinde bir tane kesme vanası olan ihtiyaç halinde suyu hareket ettirip kapatmak için. Suyu kattaki suyun geri gitmesini engelleyen bir çek var. Katta basınç var mı görmek için kullandığımız bir manometre. Ve akış halinde suyun aktığını anlamamıza yarayan bir akış anahtarımız var. Bir de bunu test ettiğimiz ve boşaltmak için bir test hattımız var. Bu şekilde bir vana grubu her katta görüyorsunuz. Bu vana grubunu bazen mimarlar diyorlar ki işte bu çok çirkin. Bizim işte merdivenin içinde böyle ekipmanlar görmek istemiyoruz. Biz bunu katta gidelim bir müdahale kapağı koyalım. Bunu asma tavanın içine atalım diyorlar. Asma tavanın içine atalım. Ama asma tavanın içine attığınızda bu ekipmanlara ulaşım kolay olmayacağı için biz bunu uygun bulmuyoruz. Bunun kesinlikle ve kesinlikle ilgili kata hizmet eden merdiven sahanlığında olması lazım. Sadece bunda biraz daha rahatsınız. Neden? Kesitte baktığınızda buna, diyelim bunlar bizim katlarımız, bu da bizim kolon hattımız. Şimdi itfaiye su alma ağzını yerden 80 ile 120 santim arası bir mesafeye yerleştirdiğiniz için bunu nereye koyacağınızın önemi var. Şunun dışına almanız lazım. Ama şu kat giriş vana grubu tavana yakın olur. Tavana yakın bir şekilde yerleştirilir ve oradan girer. Zaten 2.1 metrenin üstüne yerleştirdiğinizde bunu bu artık bir engel teşkil etmez. Baş kurtarmayı kurtarırsınız. O yüzden bunları yerleştirmek biraz daha basit ve biraz daha kolaydır. Sadece buna dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şimdi bina regüler bir bina değilse yani her katı aynı gitmiyorsa şimdi bazı katlarda buradan açılır kapı. Sonra bir katta gider buradan açılır. Yani tam sizin şeye de açılır. İtfaiye su alma ağzının olduğu riser hattının üstüne açılır. Şimdi böyle olunca bunu mekanikçiye söylemezseniz mekanikçi bunu çizer. Sağda adam imal ederken size der ki ya şefler hani kapının önüne şey geldi. Kolon hattı geldi. Ne yapacağım ben? Onun için diyelim bir kapınız şuradan açılıyorsa, bir kapınız da buradan açılıyorsa bunu mekanikçiye söylersiniz. Mekanikçi bu kolon hattını burada çıkarır. Sonra bunun tavanında bunu deplase eder. Sonra buraya çıkarır ve buradan sonrasını buradan devam eder. Kapıların mümkün olduğunca uyum göstermeye çalışır. Her katta farklıysa çok tercih etmediğimiz ana sahanlığa değil de bir de bunun ara sahanlığı olur ya iki kolun arasında şurada şöyle döndüğümüz. Gideriz şuraya atarız.
En azından kapılarından kurtulmak için. Ama bu çok tercih ettiğimiz bir yöntem değil, onu söyleyeyim. Ama hani çok çıkmaza girdiysek öyle yapıyoruz. Şimdi peki biz bu itfaiye su alma hızlarını öncelikli olarak nereye yerleştirmeliyiz? İtfaiyeci asansörü, yani bizim şu fire service access elevator dediğimiz asansörle itfaiyeci gelir, yangının bir alt katına iner. Yangın güvenlik önünde ekipmanlarını, malzemelerini hazırlar. Hortumunu serer, kıyafetini giyer, varsa tüpünü takar, maskesini takar. Ve sonra merdivenin içinden yangın katına çıkar ve yangına müdahale eder. Yangına müdahale ederken de hortumunu bu itfaiye su alma ağzına bağlar. Şimdi o yüzden eğer binada acil durum asansörü varsa biz bu itfaiye su alma ağzını acil durum asansörüyle aynı holü paylaşan merdivenin içine koyarız. Neden? İtfaiyeci gelsin, rahat rahat hazırlansın, merdivenine girsin, çıksın, müdahale etsin. Eğer siz bunu bu merdivene değil de sadece şu merdivene koyarsanız adam gelecek, çıkacak, hazırlanacak, sonra kata girecek, kattan gidecek, yürüyecek ve burada bu sırada bütün portumlarını vesairelerini taşıyacak. Hortumlarını alacak, öbür merdivene götürecek, oradan yukarı çıkacak falan, eziyet. O yüzden hani bizim iyi uygulama dediğimiz, yani best practice, bu acil durum asansörüyle aynı holü paylaşan yangın merdiveninin içine koymaktır. Bir de şöyle bir detay var arkadaşlar. Acil durum asansörünün yangın güvenlik holüne landing valve koymamaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü merdivenin içine koyuyoruz landing valve'i ki burada atıyorum hortum patladı, bir sıkıntı oldu vesaire oldu. Buradan su en azından merdivenden aşağı aksın. Eğer bu sıkıntıyı asansörün bulunduğu yangın güvenlik holünde yaparsanız buradan su asansör kovasının içine akar ve sıkıntı yaşarsınız. Merdiven asansörünüz devre dışı kalır. Şimdi bir de bu işin hani inşai mimarisinden ziyade bir de biliyorsunuz bu iç tasarım fit out dediğimiz şeyler de bu aralar çok revaçta. Çok ciddi, önemli, değerli mimarlar artık sadece bu işi yapıyorlar. Sadece işte fit out mimarisi yapıyorlar. Alıyorlar işte kaba inşaattan içini tasarlıyorlar. İçini çok güzel bir hale getiriyorlar ve bu aralar bu open grid ceiling dediğimiz, yani geçirgen asma tavanlar, lamelli asma tavanlar çok revaçta. Lamelli asma tavanın altında da sprinkler görmek istemiyor genelde mimarlar haklı olarak. Şimdi bu mümkün ama bunun kuralları var. Bunun kurallarına uymazsa mimar, ona göre tasarım yapmazsa işin sonunda biz bu asma tavanın altında sprinkler istiyoruz ve gerçekten çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi bunun kuralı ne? Birincisi, bu yaptığımız asma tavan en az %70 açıklıkta olacak. Yani bunun geçirgenliği %70'den fazla olacak ki yukarıdaki sprinkler başlayıp patladığında aşağıya su aksın. Bir diğer husus, şu iki lamel arasındaki mesafe, yani A ölçüsü, C ölçüsünden, yani lamelin derinliğinden fazla olmayacak. Niye diye soracak olursanız, sprinkler patladığında çeşmeden akar gibi akmıyor. Bu su böyle şemsiye şeklinde dağılıyor etrafa ve birçok alana hizmet ediyor ve parçacıklı olarak hizmet ediyor. Eğer siz derinliği çok yüksek ama genişliği çok az bir yapı yaparsanız, şunun içine giren su bütün bunun çeperlerine yakışıyor ve bunun altına böyle ince ince akıyor. Yani her tarafa dağılmasını beklediğiniz su çok ince bir şekilde musluktan akarmış gibi akıyor aşağıya. O yüzden bu tasarım detayı önemli. Bir diğer husussa, şurayı tavan kabul edersek, yani betonarme tavan, bunu da sizin asma tavanınız kabul edersek, bu ikisinin arasındaki kot farkının en az 45 santim olması gerekiyor. 45 santim olduğunda biraz daha sık yerleşim yapıyorsunuz, 60 santim olduğunda biraz daha normal, hani 3'e 3 yerleşim yapmanızı, 3.7 yerleşim yapmanızı bekliyor. 120, ya yani 90 santim orta tehlikede, 120 santimden sonra ise hiç yokmuş gibi davranıyorsunuz. Eğer siz gidip bunu 45 santim değil de 30 santim yaparsanız asma tavanı, ofis içi kotları düşürmemek için, ne yaparsanız yapın bunun altına ilave sprinkler geliyor. Ne yaparsanız yapın, yani hiçbir kaçarı yok. O yüzden bir iç tasarım yapıyorsanız bunlara dikkat etmeniz lazım. Bunu açıp okumanız lazım, buna göre tasarım yapmanız lazım. Eğer birinden danışmanlık desteği alıyorsanız
o danışmana sormanız lazım. Bir diğer husussa bu sprinklerlerin rengi. Şimdi mimarlar özel RAL kodlarıyla tavanlar yapıyorlar. Bu özel RAL koduyla yapılan tavanın üstünde de tabii ki beyaz sprinkler görmek istemiyor. Diyor ki hadi diyor benim sprinkleri siyaha boyayalım. Sprey boyayla boyuyorlar. Bu sprinkler başlıkların şu tüpünü boyadığınızda bu sprinkler başlıkları artık aktive olmuyor. Çünkü boya kuruduktan sonra sertleşiyor ve bu tüpün kırılıp bunun yerinden çıkıp suyun akmasını engelliyor. O yüzden bütün kodlarda yazılıdır. Bir sprinkler başlığı sonradan boyandıysa sökülür, atılır ve yenisiyle değiştirilir. Siz bunu boyattıysanız hem bütün sprinklerlerinizi değiştirmek zorunda kalırsınız hem de tekrar beyaz sprinkler takmak zorunda kalırsınız. Yani epey bir sorun çıkar. Başınıza epey bir problem eder. Onun yerine tavan kodlarınız belliyse hem normal sarkık veya işte dikey tip dediğimiz sprinklerler hem de bu kapaklı sprinkler başlıklarını önceden belirlediğiniz takdirde istediğiniz RAL koduna boyatabiliyorsunuz fabrikada. Çünkü onlar bunu bu tüpler takılmadan boyuyorlar veya işte lehimleri atılmadan boyuyorlar ve bunun artık aktivasyona bir etkisi olmuyor. Siz derseniz ki işte bana 400 tane pirinç, işte 1000 tane beyaz, 700 tane siyah sprinkler sipariş edin ederler. Ama sizin bunu iç mimarinizde RAL kodlarınız, tasarımınız belli olduğu an vakit kaybetmeden söylemeniz lazım. Çünkü bu biraz vakit alan bir şey. Fabrikaya sipariş geçildiği sürede atıyorum 3 haftada gelmez de 6 haftada gelir sprinkleriniz ama istediğiniz gibi gelir. Siz de mimarınıza uygun bir şekilde bunları sahada yerine yerleştirirsiniz. Bu da yine mimarın söylemesi gereken. Mekanikçiye kalırsa mekanikçi tedarikçilerinde ne renk varsa onu söyler geçer. Onu söyleyeyim. Mekanikçinin öyle estetik kaygıları olmaz. Bir diğer hususlar katlarda yine duvar kaplamaları, şık ve estetik ofisler, işte konutlar veya işte otel odaları yaptığınızda, otel koridorları yaptığınızda tabii ki bu yangın dolaplarını kaba kaba görmek istemiyorsunuz. Buna hak veriyoruz. Ama bu yangın dolaplarını kaplamanın arkasına sakladığınızda şu şekilde. Şimdi bizim olası bir yangın anında gerek binadaki kullanıcılar, gerekse profesyonel müdahale ekiplerinin bir şekilde bu dolapların yerini bulup bu dolapları açıp müdahale etmeleri gerekiyor. Peki bunu nasıl sağlayacağız? NFPA bize iki tane görsel tanımlıyor. Diyor ki sen eğer bunu dekoratif bir kapağın arkasına gizlediysen o zaman yangın anında insanların burada dolap olduğunu algılayabilmesi için bunların üstüne diyor birer sticker yapıştır. Ve bu stickerların görselleri şu şekilde olsun. Hani uluslararası standartlarda anlaşılabilir bir şey olsun. Açıkçası şunlar tamamen öneridir. Zorunluluk değildir. Rengine de çok karışmıyor. Diyor ki kontrast olsun. Yani ben baktığımda görebileyim. Kırmızı olsun, yeşil olsun, mavi olsun. Yani görebileyim, yani gözümden kaçmasın. Yani baktığımda anlayabileyim orada farklı bir şey olduğunu. Yangın dolabı diyeyim, açayım, kullanayım istiyor. Bunların yükseklikleriyle ilgili de bilgi vermiyor ama biz bunları genelde 20 santim yaptırıyoruz. 20 santim yaptırıyoruz. Çünkü bunun bakışı, yani bunun mantığı nereden geliyor diye soracak olursanız bizim can güvenliği tasarımlarında bir şeyi görebilmekle ilgili bir ampirik bağıntı yapılmış. Diyor ki senin A yüksekliğinde bir cismin, yazın, X, yani ne olursa olsun bu diyor 100 A mesafeden gözükür. 100 A mesafeden gözükür. Yani ben 20 metre ya yani 20 santimlik bir şey yaptığımda bu yaklaşık 2 metreden artık hatta 20 santim 20 metreden artık görebiliyorum. Çünkü ne oluyor? 2000 santimden görebiliyorum. Bu da yaklaşık 20 metreden görebiliyorum demek oluyor. 20 metreden hortumu gördüğümde de artık bu benim için yeterli bir mesafe oluyor. O yüzden biz bunları genellikle 20 santim yapıyoruz. 20 santim de aslında bir karışa denk gelir hemen hemen standart bir insan elinde. Ne göze çok batıyor ne de çok küçük ve görülmez oluyor. Hemen hemen o standartlarda bir şey yapıyoruz. Bir diğer husus. Bu en çok karşılaşılan, yani gerek proje kontrollerinde gerek saha kontrollerinde en çok karşılaşılan durum. Bu yangın dolapları iki tip. Biri sıva üstü dediğimiz her şeyiyle beraber duvarın üzerinde gördüğünüz, yani kalınlığını da gözle görebildiğiniz. Bir de gömme tipler var. Gömme tipi de duvara gömdüğünüzde sadece kapağını hem yüz olarak görürsünüz.
gömme tipi, gömdüğünüz duvarın özelliği çok önemli arkadaşlar. Niye? Çünkü eğer siz bunu yangına dayanıklı şöyle yapalım. Ben bunu kendim kiluma koyarken çizmişim. Şimdi bu bir mekanik şaft ve bu mekanik şaftın duvarlarının yangına dayanımlı olma zorunluluğu var. Siz yangına dayanımlı bir duvarı parçalayıp içine bir metal gömdüğünüzde bu duvarın artık yangına dayanımlı zafiyete uğratmış oluyorsunuz ve artık onun bir yangına dayanımı kalmıyor. Çünkü şöyle gösterecek olursak, bu yangın dolabı burada da gözükmüyor ama bir dakika. Evet, hiç yangın dolabı görseli koyamadığımızı fark ettim. Bir saç, yani aslında 0.2-0.3 milimetre kalınlığında bir saçtan bahsediyoruz. Bunun tek başına duvarın üstüne koyulup 90 dakika, 120 dakika yangına dayanım sağlamasını beklemek mümkün değil. O yüzden bu uygun değil. Burada ya sıva üstü kullanmanız gerekiyor. Yani şöyle durması gerekiyor dolabın. Eğer mimari olarak sıva üstü kullanmak istemiyorsanız da ne yapıyoruz? Bu yangına dayanıklı duvarı öyle bir örüyoruz ki niş şeklinde. Bu duvarın içine oturuyor bu. Yani duvarı zafiyete uğratmadan içine koyuyoruz. Şuralarını da kapatıyoruz veya işte ona göre niş oluşturuyorsunuz. Buraları alçıpanla. Siz gömme görüyorsunuz ama asıl benim yangına dayanım ihtiyacını karşılayan duvarım arkasından dönüyor duvar. Bu da önemli detaylardan biri. Çünkü bu dolapları mekanikçi değil, mimar yerleştiriyor. Koridorun neresinde olması gerektiğini istediğine göre mimar bunlara bir konum belirliyor. Sonra mekanikçi sadece aralarındaki mesafe uygun mu diyor ve oraya bir hal çekiyor. Yani asıl yangın dolabı tasarımı genelde mimarlar tarafından yapılır. Bu duman egzoz konusuna gelecek olursak, koridor duman egzozunun genel prensibi yangın olan kattan duman emmek, komşu katlara taze hava sağlamak. Aslında bu biraz sandviç sistem olarak geçer. Yani bu L dediğiniz low pressure, yani düşük basınç yaratırsınız. Etrafına da yüksek basınç yaratırsınız ki genel olarak hava akışı hep düşük yasınca doğru olsun. Yani duman yangın olan zondan kaçamasın, etraftaki zonlara yayılamasın diye bu şekilde bir basınç sandviç sistemi oluştururuz. Genel olarak budur. Ama bunun mimariyle ilgili bazı detayları, bazı trikleri var takip etmemiz gereken. Şimdi koridor duman egzoz sisteminin amacı burayı, kaçış yollarını bir nebze temiz tutmak, gelen itfaiyeciye bir nebze yangını görebilmesi için temiz alan oluşturmak ve yangın bittiğinde de bu dumanı alıp binadan uzaklaştırmak. Şimdi gerek bu ünitelerden çıkan kişilerin kaçış yollarını görebilmeleri için, yani şuraları görebilmeleri için, buraları görebilmeleri için bir şekilde bunların önünün biraz temiz kalması lazım. Bir ikincisi, itfaiyeci bu merdivenden gelip kata girdiği zaman onun da yangını görebilmesi için veya katın ne yapacağını anlayabilmesi için önünde biraz bir temiz alan oluşması lazım. Bunun da yolu şu: bizim duman egzozu yapabilmek için biz genelde 10 hava değişimi duman egzozu yaparız. 10 hava değişimi ne demek? Bizim yaptığımız duman egzozu saatte 10 kere koridordaki bütün havayı değiştirir. Yani örnek veriyorum, sizin 60 metrekare bir koridorunuz varsa, 3 metrede yüksekliğiniz varsa 180 metreküp bir koridorunuz var demektir. Bunu saatte 10 kere çevirebilmek için çarpı 10 yapıyorsunuz bunu. Ne yapıyorsunuz? 1800 metreküp bölü saat bir fan seçiyorsunuz. Ama bunu yapabilmek için de sonuçta bir yerden, şöyle düşünün, bir pet şişeden içinize çektiğinizde artık pet şişenin içindeki hava bittiğinde vakum olur, büzüşür ve bir daha artık emmemezsiniz. Koridorun vakuma geçmemesi için de en az %30'u kadar, ki yeni kodlar bunu %80 istiyor, buraya taze hava vermeniz gerekiyor ki bu vakuma geçmesin. Biz sürekli olarak buradan bir dumanı tahliye edebilelim. Şimdi ne yapıyoruz? Bu verdiğimiz taze havayı merdivenlere yakın veriyoruz. Merdivenlerin girişine yakın taze havaları veriyoruz. Daha sonra da gidiyoruz merdivenlere uzak bir noktada egzoz hattımızı, egzoz menfezimizi ve şaftımızı koyuyoruz. Ne oluyor? Taze hava hareket ederken merdivenlerin önündeki dumanı alıyor, ortaya sürüklüyor. Alıyor ve ortaya sürüklüyor. Buralardan taze hava verdiğimiz, buradan çektiğimiz için genel hava hareketi hep bu yönde. Hava hareketi bu yönde olduğu için duman hareketi de bu yönde.
Yani duman hiçbir zaman merdivenlerin önüne birikmiyor. Ama siz eğer benim şaft verecek yerim yok, al burayı egzoz şaftı yap, al burayı egzoz şaftı yap derseniz, bu sefer hareket hep merdivenlerin önüne doğru olacak. Ve merdivenlerin önünde duman biriktireceğiniz için hem kaçan kişilere hem gelen itfaiyecilere zorluk çıkaracaksınız. O yüzden bu çok önemli. Şaftlarınızı hep bu prensibe uygun yerlerde belirlemeniz ve oluşturmaya çalışmanız lazım. Oluşturamıyorsanız da alternatif bir çözüm bulmak lazım. Biz kesinlikle merdivenlerin önüne doğru egzoz şaftı olursa diyoruz ki yer değişti, tekrar tasarlayın. Ve hak verirsiniz ki özellikle böyle konutlu otelde, burası bir otel, bu tür yerlerde şaft çıkarmak çok zor oluyor mimari açıdan. Yani çok uğraşıyorsunuz şaftı verebilmek için. Madem o kadar uğraşılıyor, düzgün olmasında fayda var. Devam ediyorum. Bir diğer konuysa bizim basınçlandırma sistemleri. Şimdi basınçlandırma dediğimiz sistem, merdivene duman girmesini engellemek için merdiven ve acil durum asansör kuyularını pozitif basınçta tutma sistemi. Yani içeriği pozitif havalandırıyorsunuz ki hep merdivenden dışarı doğru hava gitsin ve merdivenin içine doğru duman hareketi engellensin. Şimdi o yüzden basınçlandırma şaftları her zaman merdivenin bir parçası olarak değerlendirilir. Bu işin tercih edileni, yani best practice dediğimiz yöntemi, kanalın bina dışında çatıda atmosferde olmasıdır. Pardon, fanın. Fan dışarıda olduğu sürece iyi, dışarıdan temiz hava alacağından emin olursunuz. Bunu ya direkt saplarsınız merdivenin içine ya da bina içinden geçirirken yalıtımlı bir kanalla alırsınız, saplarsınız ve merdivenin içine gider hava. Ama bazı binalarda da çatıda bunu yerleştirecek yer olmayabiliyor çatı formundan dolayı. Ne oluyor? Bir tane oda yapıyoruz binanın içinde, yangına 2 saat dayanımlı. Fanı buraya koyuyoruz. Bu fan yine doğrudan bina dışından hava alıyor. Buradan merdivenin içine basıyor. Yani bir merdiven için belirlediğiniz tasarım kriterleri neyse, basınçlandırma şaftı içinde o kriterleri takip etmek gerekiyor. Çünkü bu merdivenin bir parçası. Eğer basınçlandırma şaftında bir zafiyet oluşturursanız bunu gözle görmek de çok zordur. Merdiveni riske atmış olursunuz. Bir yangın anında merdivenin bloke olmasına sebep olmuş olursunuz. Bu da çok istenmeyen sonuçlara sebebiyet verebilir. Sonuçta insanlar güvenli bir şekilde buradan tahliye ediyorlar. Buranın içine giriyorlar ve kendilerini güvende hissediyorlar. Şeyi konuştuk mu? Bakıyorum. Şimdi bu basınçlandırma şartı ne zaman gerekiyor konusu var bir de. Bizim yönetmeliğe göre merdiven 25 metrenin üstündeyse en az 2 noktadan basınçlandırılması gerekiyor ve bu 2 nokta arasındaki mesafe merdiven yüksekliğinin yarısından az olmaması gerekiyor. Bunun altında yatan temel sebep kuyu banınca düzgün bir basınç dağılımı elde edebilmek. 51.5'u geçiyorsa kesinlikle şaft oluşturuyorsunuz. En fazla 3 katta bir menfez açıyorsunuz. Biz böyle bir şaft yaptıysak her katta menfez açmayı tercih ediyoruz. Çünkü 3 katta bir yaptığınızda menfezlerin boyutu büyüyor. Onun yerine her katta menfez açarak bu şaftın içinde dolaşan havayı merdivenin içine gönderiyoruz bu menfezlerden. Bu menfezlerin üstünde de kesinlikle damper olamıyor. Buradan şimdi peki bu şaftın nerede olması gerekiyor? Şimdi bazen şöyle anlatayım. Bir önceki slayta gelelim. Şimdi burada görüyorsunuz basınçlandırma şaftları merdivenin hemen yanında ve üzerinden bir menfez açıyor. Bazen bunu yapamıyorlar. Diyorlar ki benim merdivenim bu. Bundan atıyorum birazcık uzakta da basınçlandırma şaftım var. PS, pressurization şaft dediğimiz. Böyle geçer hep projelerde. Diyor ki ben bunu kanalla buradan buraya her katta alayım. Şimdi bu kesinlikle kabul etmiyoruz bunu. Çünkü şu kanalda oluşabilecek en ufak bir zafiyet olduğu gibi bütün merdivenin don bütünlüğünü devreden çıkarıyor. O yüzden basınçlandırma şaftı dediğiniz şaft hizmet ettiği merdivene komşu olur. Yani duvara ortak olur. Şu duvara ortak olur. Bu duvara ortak olduktan sonra bu duvarın üstüne açacağınız menfezlerle içeriye olduğu gibi basınçlandırırsınız. Ve güvenli bir şekilde merdiveninizin basınçlandırmasını sağlarsınız. Güvenlik açışa uygun hale getirirsiniz. Benzer şekilde acil durum asansörleri, yani itfaiyeci asansörlerinin de kendine ayrı bir basınçlandırma şaftı olması gerekiyor. Eğer bu şaftı yapmayı unutup kuyuyu bu şekilde ayarlarsanız
size şöyle köşelerde metal şeylerden, kanallardan bir basınçlanma şaftı oluşturmanızı istiyoruz. Ona da bu sefer asansör muayene firmaları izin vermiyor. Diyor işte merdivenin içinde bu şekilde bir kanal olamaz diye. Bayağı büyük bir probleme sebebiyet veriyor. Peki bu acil durum asansöründe şaft yapılmasına karşı olanlar var. Ne gerek var? Zaten boş şaft diyorlar. Bunun sorunu şöyle arkadaşlar. Kesitte baktığınızda diyelim ki sadece yukarıdan tek bir noktadan yapıyorsunuz basınçlandırmayı. Sizin binanızda yüksek. Asansör diyelim burada duruyor. Asansör kabini de burada, bu katta duruyor. Şimdi öyle olunca şu yeşil alan basınçlanıyor. Ama arada asansör olduğu için, ciddi bir kayba sebebiyet verdiği için bu beyaz alan basınçlanmıyor. Böyle bir sıkıntı oluyor. Bu da daha sonra piston etkisine sebebiyet veriyor. Yani bu şeyi aşağı çektiğinizde asansörü, bu basınçlı alan birden boşaldığı için bu katlardan merdivenin içine ciddi bir emiş oluyor. Buraları da hareket halinde sıkıştırarak basınçlandırdığı için buradan da dışarıya doğru ciddi bir hava hareketi oluyor ve piston etkisiyle bütün basınçlandırmayı bozmuş oluyorsunuz. Dediğim gibi asansörün üstü basınçlanıyor, altı basınçlanmıyor. O yüzden asansör kuyularında da biz şaft yaparız. Burada bir komşu bir tane şaftı olur. En azından üç katta bir veya mümkünse her katta menfez açarız ki siz arabayı nereye park ederseniz park edin, bu şaft sayesinde düzgün bir basınç dağılımı olsun. Kuyunun içinin tamamı düzgün bir şekilde basınçlansın. Hareket ettiğinde de yine bütün menfezlerden hareket hava geldiği için bu kolaylıkla dengelensin. Böylelikle piston etkisi minimuma insin. Piston etkisini çözemezseniz bu ciddi sorunlara sebebiyet veriyor. Yangından alakasız günlük kullanımda da çok ciddi sorunlara sebebiyet veriyor. O yüzden bunların detaylı tasarlanması lazım. Zaten son zamanlarda çok yüksek binalarda bu düşey hareket danışmanı dedikleri, yani vertical transportation danışmanları var. Bunlar sadece asansörlerle uğraşıyorlar. Asansörlerin düzgün tasarlanmasıyla uğraşıyorlar. Onlardan destek alıyor mimarlar. Hem son zamanlarda hemen hemen tüm projelerde onlarda bu tür danışmanlıklar yer alıyor. Bir de bu benim için çok önemli. Hani çok önemli dediğim, sistemin çalışmasını çok derinden etkilediği için bunu çok önemli buluyorum. Bir kere bu bir yerde yazılı bir kural değil, açık konuşmak gerekirse, basınçlandırma şaftının net alanı. Ama bizim yaptığımız çalışmalar basınçlandırma şaftının net alanının 1.1 metrekareden az olmaması gerektiğini gösteriyor. Bundan daha az yaptığınızda bu ciddi kayıplara sebebiyet veriyor ve kayıplar merdivenin basınçlandırmasını olumsuz etkiliyor. O yüzden biz en azından 1.1 metrekare istiyoruz ki basınçlandırma şaftı içindeki hızlar makul seviyede kalsın, kayıplar makul seviyede kalsın diye. Bir de en boy oranı dediğimiz, İngilizce'de aspect ratio olarak geçiyor. 1.1/4'ten fazla olmaması lazım. Bu ne demek oluyor? Böyle jilet gibi bir şaft yaptığınızda şöyle, bu çalışmıyor arkadaşlar. Yani atıyorum burası A, burası 6A ise, 7A ise, yani 4A'dan büyükse bu şaft artık istediğiniz şekilde çalışmıyor. Çünkü akışkanlar mekaniğinde, birinci sınıfta mimarlar görüyor mu akışkanlar falan bilmiyorum ama akışın çeperlerinde, yani duvarlara yakın kısmında akış laminer değildir. Buralarda hep türbülanslar oluşur, duvara çarpar türbülanslar oluşur. Siz çok ince uzun yaptığınızda artık hiç laminer akışa geçemiyor bunun içinde hava ve böyle çarpa çarpa hiç hesaba katamadığınız derecede kayıplar oluşuyor. O yüzden basınçlandırma şaftının veya herhangi bir havalandırma şaftı için aynı şey geçerli. En boy oranı 1/4'ten fazla olmaması lazım. Örnek veriyorum. Burada mesela hatalı bir şaft var. 36 santim genişliği var, 320 santim uzunluğu var. Yani bu şaftın istediğimiz şekilde çalışması ve şu merdiveni istediğimiz şekilde basınçlandırması çok mümkün değil. Bizim bu şaftı değiştirmemiz lazım. Ama değiştirirken de eğer tam yaya dayadıysanız duvarı, bu şaftı büyütemediğiniz için sıkıntı oluyor. Ne yapıyoruz? İşte böyle iki tane şaft ayarlamaya çalışıyoruz buradan falan. Hepimize eziyet oluyor. O yüzden bunları baştan planlamak lazım. Bu statik proje bitmeden bu duvarı 10 santim ötelemekte hiçbir zorluk yokken, statik projeyi bitirdikten sonra artık bu perde duvara bir daha asla dokunamıyorsunuz, biliyorsunuz ki. Bu da bizim
Düzgün bir basınçlandırma çarpımız. En boy alanı 1 bölü 4'ü geçmiyor. Gayet rahat 1.1 metrekareyi sağlıyor, daha fazlasını sağlıyor. Bundan menfezi açtığımızda bu şaft artık bir aksilik olmadığı sürece çok da güzel bir şekilde çalışır. Sadece önemli olan şu duvarlarının, yani binanın içine bakan duvarlarının blok duvarsa eğer düzgün bir şekilde sıvanmasını isteriz. Bunları sıvamadığınız takdirde hem kaçak oluşur hem de kayıp çok arttığı için istediğimiz gibi çalışmaz. Şu duvarları sıvarsanız, şu duvarları sıvadığınız takdirde inşai şaft olarak da kullanabilirsiniz. İlla kanal yapmanıza gerek yok. Kolay bir şekilde çözüm üretebilirsiniz. Bir diğer konuysa arkadaşlar otoparklar. Otoparkların duman egzoz sistemleri. Şunu silelim. Şimdi açık otopark yapmak çok avantajlı bir şey. Açık otopark dediğiniz şey sprinkler gerektirmez, duman kontrol gerektirmez, algılama alarm gerektirmez. Sizi birçok şeyden kurtarır. Ama açık otopark olarak değerlendirebilmeniz için bir otoparkı şöyle. Diyelim sizin bu otopark katınız, alanınız. Sizin şu her kat alanınızın toplam %5'i kadar çevrede açıklık olması lazım. Yani şöyle biraz daha nasıl çizeriz onu? İzometrik çizersek şöyle. Şöyle izometrik çizersek, altına da tekrar bir katı çizersek şöyle. Sizin şu cephelerde, katın cephesinde, işte şuradaki cephede, şuradaki cephede ve buradaki cephede toplam kat alanının %5'i kadar temiz açıklık sağlamanız gerekiyor. Yani bir şekilde doğal hava sirkülasyonunu cephelerden sağlamanız gerekiyor. Ve bu %5'in en az 2,5-2,5'u karşılıklı cephelerde olması gerekiyor. Diyor ki yani bana en az karşılıklı iki cephede 2,5 olmak üzere %5 kadar bir açıklık sağla diyor. Eğer bunu sağlayabilirseniz artık açık otopark oluyorsunuz ve sizi birçok sıkıntıdan kurtarıyor. Şu an mesela yeni havalimanının, İstanbul'daki yeni havalimanının otopark binası açık otopark sınıfına dahil edilmiştir. Yani taban alanları ve cephe açıklıkları ona göre tasarlanmıştır ve o otoparkta sprinkler yok. Antalyalı olanlarınız varsa şu an Antalya Havalimanı büyümesinde yeni yapılan otopark o şekilde tasarlanmıştır. O da açık otopark olacak. Onun da yine sırf açık otopark olabilmesi için bir blok değil iki blok otopark yapıldı. Çünkü tek mono blok yaptığınızda etrafında %5'i sağlayamıyorduk. Ne yaptılar? İki blok yaptılar ayrı ayrı. O blokları rampalarla birbirine bağladılar ki sprinkler yapmasınlar, duman egzoz yapmasınlar, algılama yapmasınlar diye. Ciddi bir tasarım değişikliğine gidildi mimarlar tarafından ve açık otopark kabul edildi. Ama nedir? Sizin bu açık otoparkı gidip de bir kulenin altında kapalı bodrum katta yapmanıza imkan yok. Kapalı bodrum katta bir yer yaptığınızda ne oluyor? O zaman duman egzoz sistemi kurmanız gerekiyor. Bu duman egzoz sistemini iki sebeple kurmanız gerekiyor. Birincisi günlük kullanımda içerideki karbon monoksit gazını dışarı atabilmek için kurmanız gerekiyor. Bir diğeri ise yangın anında bodrum katta birikecek dumanı bina dışına atmak için kurmanız gerekiyor. Bunun iki yolu var. Birincisi bizim geleneksel, conventional dediğimiz eski usul kanalla duman egzozu yapmak veya daha yeni bir çözüm olan teknoloji olarak jet fan dediğimiz sistemle yapmak var. Bunun birbirlerine avantajları var, dezavantajları var. Şimdi eskiden kurşunlu olduğu için benzinler egzoz gazları yere çöküyordu. O yüzden alışkanlık kodlar değişmedi. Artık yani kanallı sistem yaptığınızda yere indirmeniz gerekiyor kanalları. Her bir kolonun etrafından özellikle yerdeki egzoz gazını da alabilmek için. Bir de tavanda kanallarınızı dolaştırmanız gerekiyor. Tavanda kanal dolaştırdığınızda bu size bir kod düşümüne sebebiyet veriyor. Yani diyelim sizin minimum otopark kat yüksekliğiniz 2.60 iken bir de 60 santimlik bir kanal eklerseniz kat yüksekliğiniz 3.20'ye çıkıyor. 4 katta bir kat kaybediyormuşsunuz gibi bir şeye geliyor. Yani her 4-5 kat bodrum için bir kat sadece kanallardan kat kaybetmiş gibi oluyorsunuz. O yüzden yeni binalarda özellikle çok bodrumlu binalarda çok böyle şey göremezsiniz. Kanallı sistem göremezsiniz. Onun yerine jet fan denilen sistem kullanılır.
jet fanlarda kanal olmadığı için o tavanlardaki kod düşümünden etkilenmezsiniz. Ama jet fan yaptığınızda da hemen hemen uluslararası standartlara göre 2500 metrekarede bir. Bizim kendi mühendislik inisiyatifimizle yaptığımız içeride 4000 metrekareye kadar çıkıyoruz. Her zon için bir egzoz ve taze hava şaftı planlaması yapmanız lazım. Ve bu şaftlar öyle küçük şaftlar değil. Bu şaftlar böyle 4000 metrekareden saatte 10 hava değişimi, 3 metre yüksekliğinde 4000 yani 12000 metrekareden saatte 10 hava değişimi yapabilecek kapasitede. Yani böyle 200-300 bin metreküp böyle saatlerden bahsettiğimiz büyük fanların olduğu büyük şaftlar oluşturmanız lazım ve bunu atmosfere çıkarmanız lazım. Bu da aslında mimari olarak mimarları epey zorlayan detaylar. Ve bu şaftların yerini de öyle alelade seçemiyoruz. Yakın olduğunda böyle bypass yapıyor, temizleyemiyor. Bunları böyle karşılıklı uçlarda jet fanları da yerleştirerek havayı sürükleyecek şekilde seçmemiz lazım ki bir işe yarasın. Burada da hani düzgün şaft tasarımı nasıl yapılır onu görüyoruz. Hani buralardan alır, bunu sürüklersiniz karşı tarafa, karşı taraftan da binanın dışına atarsınız şeklinde bir bunun yöntemi var. Bunu da mekanikçilerle beraber planlayıp, şafları belirleyip, hangilerini ortak kullanacağız, nereden çıkacağız, nereye atacağız planlaması yine mimarlardadır. Bu sistemi de mimarların koordine etmesi gerekir. Bu da şeyin jet fan şaftının aslında jet fan kullandığınız zaman aslında size getirdiği ilave koordinasyonları yapmanız gereken hususları anlatıyor. Şimdi zaten inşai projelerde, büyük projelerde, küçük projelerde fark etmiyor. Aslında koordinasyon mimarlarda oluyor. Yani projenin yönetimini ve koordinasyonu mimarlar yapıyor. Mekanikten bir tasarım geliyor, statikten bir tasarım geliyor, elektrikten bir tasarım geliyor. Siz bunların hepsini alıyorsunuz, önünüze koyuyorsunuz, harmanlıyorsunuz, entegre ediyorsunuz. Birbirleriyle olan ilişkilerini değerlendiriyorsunuz ve bu ilişkileri değerlendirirken bakıyorsunuz. Doğru mu, çakışıyor mu, birbirinin çalışmasına engel oluyor mu, proje üstünde çizilmiş ama gerçek hayatta yapılabilir mi? Yani bunları değerlendiriyorsunuz. Yani imalat yöntemi olarak yapılabilir mi? İşte bu Türkiye'deki işçiler bunu yapabilir mi? Örnek veriyorum kuru duvar imalatı. Yani alçı panelle yapılan yangına dayanık duvar imalatları Avrupa'da ve Amerika'da çok kullanılıyor. Türkiye'de biz izin vermiyoruz. Çünkü bizim buradaki işçiler, bizim buradaki işçilik bunun sertifikasına göre yapmaya eğitim almış, kuru duvar imalatına sertifikalandırılmış, bunun işini bilen, düzgün bilen kişiler değil. O yüzden siz bir mimar olarak bir yangın merdivenini kuru duvar çizerseniz o sahada düzgün imal edilemediğinde o iş artık sizin sorununuz olur. O yüzden sizin demeniz lazım. Benim önemli şaflarım, yangın merdivenim, acil durum asansörüm, basınçlanma şaflarım. Ben bunlarda kuru duvar kullanmıyorum. Ben bunları atıyorum Newton'la öreceğim. Ben Beams'te tuğlayla öreceğim. Statiği buna göre yönlendiriyorsunuz. Mekanik elektrikten buna göre rezervasyon istiyorsunuz. Bunu siz yönlendiriyorsunuz, siz koordine ediyorsunuz. Bu koordinasyonu yapabilmek için de kendi disiplininizdeki derinleme bilgiye ek olarak mekanik ve elektrikte de belli bir minimum bilgiye ve minimum yorumlama kabiliyetine sahip olmanız gerekiyor. Bunu da dediğim gibi ya bu şekilde derslerle, işte Gökçe Hoca'nın size sağladığı avantajlarla işte yangından birileri geliyor, görüyorum başka bir tesisattan geliyor, proje yönetiminden geliyor. Bunları dinlemek oldukça faydalı çünkü bunlar bir şekilde hatırlayamasanız bile ya biz bu sistemi yapıyoruz ama ya galiba bunda benim dikkat etmem gereken bir şey vardı demeniz bile yeterli. Daha sonra neye dikkat etmeniz gerektiğini zaten bulabiliyorsunuz. Şu an bilgi çağında yaşıyoruz. Bunlara bilgi sahibi, bunlar hakkında fikir sahibi olmak sizi çok ileri taşır. Çok daha farklı işler çıkarmanızı sağlar ve sizi farklılaştırır. Ki bence sizin farklı olmanız gerekiyor. Yani Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir mimarla masaya oturduğumda benim beklentim çok farklı. Biz de yanımızda arkadaşlar çalıştırıyoruz. Farklı üniversitelerden, farklı bölümlerden arkadaşlar çalıştırıyoruz. Yıldız dediğimiz zaman, İTÜ dediğimiz zaman benim bu arkadaşlardan beklentilerim çok çok farklı. O sebeple bu derslerde verdiğimiz şeyler mutlaka bir yerde kafanıza takılır. Aklınıza gelirse çok faydası olur. Öbür türlü dediğim gibi biz de çok fazla tecrübeyle öğrendiğimiz şeyler var. Mutlaka öğreneceksiniz bunları. Hepsi karşınıza çıkacak. Tecrübeyle öğrenirseniz onun biraz daha insanı yıpratma payı yüksek oluyor.
Bugün de 10 Kasım olduğu için Atatürk'ün bu eğitimle ve kendimizi geliştirmeyle alakalı sözüyle tamamladım sunumu. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.